Şimdi burada teknik olarak o, gü, o gün samastın yattığı süre üzerinden adalet tartışmasını yürütmek hatadır. Çünkü ben bugün yayına gelmezden önce Hrantik davasının saygıdeğer avukatlarından Bayram Bahri Belenle de konuştum. O da e, yani e, o gün samastın aldığı ceza'nın infaz süresi kadar yattığını, hatta infaz süresinin de biraz üzerine çıktığını ifade ediyor. Burada e, yani erken tahliye edildi tartışmasını yürütemeyiz e, ve yine e, azmettirici olarak geçen Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in 2040-50'ye kadar cezaevinde evet, olduğunu birisi, iki, Yasin Hayal yani. ağırlaştırılmış müebbet evet, 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 cezası var. Birisi bir 2040, birisi 2047, 2047 diye gördüm. Bir de başkaca mahalleden başka sanıklar var. Onlar da cezaevinde aslında e, olduğunu teslim et, e, ifade edeyim. Burada mesele başka. Burada mesele şu. Hrant Dink'in ölümünden önce başlayan onu hedef gösterme, kurumsal olarak hedef gösterme sürecinin aktörleriyle Hrant Dink'in öldürüleceğini yaklaşık bir yıl önceden haber alan Trabzon Emniyet ve Jandarması, Emniyet istihbarat ve bununla ilgili idarecilerin görevini yerine getirmeyerek ölüme neden olması ve aynı zamanda cinayetten sonra adeta e, e, kusurlu kamu görevlilerini koruyan bir zırhın kendisini hep beraber düşünmek lazım. Bu üçü bu üçünü neden vurguluyorum? Çünkü Hrant Dink esasen e, 2007 öncesinde devlette ve iktidarda egemen olan ve birbiriyle çatışıyor gibi görünen çeşitli kliklerin ve aynı zamanda onların toplumdaki iz düşümü olan sosyal hareketlerin adeta mutabakatı sonucunda hedefe kondu. Şöyle ki Hrant Dink o günlerde bir yazı yazdı. Bütün hikayenin başına dönüyorum. Hrant Dink o günlerde bir yazı yazdı. Yazının Yazı şunu anlatıyordu. Atatürk'ün üvey kızı Sabriye Gökçe'nin bir Ermeni yetimi oldu iddiası. <laughs> Tarih 2004'tü yanlış hatırlamıyorsam. Bu yazıyı yazdı. Ağustos'ta yazınca ses getirmedi. Hürriyet gazetesi bu yazıyı aldı, alıntıladı. Ve birdenbire ülke gündemi ayağa kalktı. Ya hiç unutmuyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri bildiri yayınladı. Hatırlıyor musunuz onu? Sabiha Gökçen bildirisi. Sabiha Gökçen, Atatürk'ün üvey kızının, manevi kızının Ermeni olabileceği, Ermeni olduğu iddiasının Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk milletine hakaret olduğunu iddia etti birdenbire. Ya bu neden olsun ki? Böyle bir bildiri yayınladı. Yani mesela Sabiha Gökçen, Çerkez olsa ne olacak? Boşnak olsa ne olacak? Ne olur yani? Osmanlı sarayının padişahlarının bir, bir dolusunun annesi başka milletlerden milletler millet milletin mensubu. Ne olmuş ki yani? Birden bire Türk Silahlı Kuvvetleri şu ana kadar trajik görünüyor değil mi? O günlerde 20 yıl önce Sabiha Gökçen Ermeni olamaz diye bildiri yayınladı. Ve o andan itibaren Hrant Dink'in geçmiş yazılara ayıklanmaya başlandı ve bir yazısı vardır. E, yazı şunu diyor aslında, diyor ki ey Ermeniler diyor, ey Ermeniler, diasporadaki Ermenilere sesleniyor. Siz diyor, sizin kanınız diyor, Türk düşmanlığıyla kirlenmiştir diyor. Siz o Türklükle, Türk düşmanlığıyla zehirlenmiş kanınızı temizleyin. Bunun yerine odağınıza Ermenistan'a koyun ve Ermenistan'la ilgilenin. Dediği bu aslında. Fakat birdenbire Türk'ün kanı kirli dedin. Ee, şeklinde bir iddia ortaya atıldı. Birdenbire Hrant Dink ya ben onu der miyim? Ben komşuları makanın kirli der miyim? Benim kastım başka bir şey. Bu olsa olsa Ermenilere hakarettir dediği halde hakkında 301'den dava açıldı. O 301 bugünkü, bugünkü iki, bu şeye benziyor. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın bir başka versiyonu gibi bir şey. O zaman da o popülerdi. Dezenformasyon yazısı. Şimdi ya siz... bak Hrant yargılanıyor. Ya o kadar o kadar büyük bir günah ki yani. Granting gerçekten Ermenileri suçluyor. Ya siz Türk düşmanıyla zehirlenmişsiniz. Bunu boşaltın diyor. Yerine aslında bunu tam tersini söylüyor. Evet. Birdenbire dava bir şeye dönüştü o dava. Ben izledim o davaları. O dava bir mutabakat sahnesi. beni küçük geliyor müdahil oluyor. O zamanlar Kemal Kerinsiz ve arkadaşları vardı. Kapıda eylem yapıyorlar. Mahkeme heyeti öyle. Ve birdenbire ee, Hrant Dink o davada mahkum oldu ve bir ve tüm Türkiye'ye Türk'ün kanı kirli dedi. İftirasıyla yansıtıldı. Mit İstanbul valine çağırdı Gözde verdi. Koruma verilmedi. Tehditler başladı. Her yerde aleyhine haberler yapılmaya başlandı. Ve bu iklim artık birilerinin tetiği çekecek e, koşulları zaten yaratmıştı. Bir mutabakat hali vardı. Bak sadece Hranting değil. O günlerde silsile halinde Baskın Orhan, Pera Maden, efendim Orhan Pamuk davaları oldu. O davaların hepsini izledim. O davaların kapısının önünde, duruşma salonunun içinde bu insanlar göğüslerine katılırsınız katılmazsınız. Hepsini dövmek istediler. 6-7 Eylül'ü sergisini yumurtalarla, taşlarla bastılar. Zorunlu göz sergisinde bastılar, akademisyenleri dayak attılar. Ya gözümüzün önünde oldu bütün bunlar. Ve devlet izledi o günler. Adım adım ağır çekim bir cinayet süreci işledim. Şimdi Hrant Dink'ten bir yıl önce Trabzon'da bir papazı öldürdüler. Aynı iklimde misyonerlik yaygarası da vardı. Evet. Güya Türkiye'de milyonlarca Müslüman Hristiyan olmuş diye bir vesvese bir, vesvese, bir propaganda işletildi. Trabzon'un Katolik rahibi, Santa Maria Kilisesi'nin Katolik rahibi, Rahip Santoro'yu kilisede ibadet ederken öldürdüler. Yine Trabzon'da Cengiz Akdin, Oğuzhan Akdin diye 16 yaşında bir çocuk öldürdü. Ve üstelik o bak o kilisede bile kilisenin müritler arasında, mensuplar arasında bir ele, bir kişi jandarma haber elemanı olduğu halde cinayet önlenmedi. Ondan tam bir yıl sonra aynı Trabzon'da bu kez Hrant Dink, Ocak 19 Ocak 2007'de öldürülmüştü. 2016 2006 yılının ilk baharından itibaren Pelitli Mahallesi'nde ben gittim bir gezdim oraları. Bu evlerin hepsine gittim. O, o gün Samas'ın evine de gittim, öbürünün evine gittim. Bu mahalle, bu mahalle aslında yoksul bir mahalledir. Üniversiteyle bitişiktir. Bu mahalledeki çoğunlukla işsiz, Alperen Ocakları'yla bağlantılı bir grup Yasin Ayar liderliğinde cinayete tasarlıyor. Bak cinayetten 8 ay, 9 ay önce bir ayağında Yasin Ayar kendisi Alperen Ocakları'nın çay ocağını işletir. Erhan Tuncel Alperen Ocakları'nın üniversite örgütlenmesi içerisinde. Ee, efendime söyleyeyim. Şimdi Yasin Hayal'in e, önce bir başka tetikçi buluyor sonra o gün Samast'ı buluyor. Tetikçiyi, ilk tetikçiyi de polis biliyor. Polis öğreniyor. Neden? Çünkü Erhan Tuncel polis haber elemanı. Yani, yani polis haber elemanı eliyle kimin öldürüleceğini, e, nasıl öldürüleceğini polis biliyor. Bunu öğrendiğinde, polis bunu öğrendiğinde Ankara'da istihbarat şube müdürü kim biliyor musun? Şu anki Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç şu anki Ankara millet mü O zaman e, Trabzon Millet Müdürü kim? Ramazan Akkürek miydi? Ramazan Akgürek Ramazan, şu an cezaevinde. Şimdi e, zaten talimatları polis, oradan aldığını söylüyordu Ayhan Tuncel'de. Elbette ki polis tetikçinin değiştiğini o gün Samastın bulunduğunu da biliyor. Buna rağmen cinayet önlenmiyor. Aynı anda Yasin Hayalin e, halasının kocası Coşkun Yiğici meğer jandarmaya çalışıyormuş. Jandarma da cinayet öğreniyor. Hatta jandarman cinayetin hangi silahla işleneceğini öğreniyor. O dönemde jandarma komutanı da alıyoruz. Hatta cinayetten hemen sonra daha katil yakalanmadan, silah bulunmadan silahın markasını yazdılar. O kadar biliyorlar yani. Şimdi hem pol, bu MIT de gelişmelerden haberdar. Evet. Şimdi öncesinde ve sonrasında devletin ilgili bütün kurum ve kuruluşlarının bildiği, kim tarafından nasıl işleneceğinin öğrendiği bir cinayet bu ve göz göre göre öğrenildi. Ve Hrant Dink'in ölümünden önceki 3 yıl önce başlayan ağır çekim cinayet süreci adeta bir ona zemin sağlanarak ideolojik, politik bir zemin sağlanarak birilerini Hrant Dink'i vurması kolaylaştırıldı. Ve cinayetten sonra ise devletin ilgili kurum ve kuruluşları adeta birbirlerinin suçunu örtecek şekilde bir adeta karartma süreci izlediler. Şimdi e, ilkin Grant'in cinayetini Fethullahçılar istismar etmeye çalıştılar. Bunu dediler ki bu darbe, bu aslında e, darbecilerin e, iç kargaşa yaratarak, kaos yaratarak iktidarı devirme planıdır. Hatta Ergenekon'un eylemlerinden biridir. E, dediler ve ee, Hrant Dink cinayetini daha sonra 3 ay sonra işlenen Malatya zirve ilanı cinayetiyle beraber Ergenekon'un eylem planı, kafes eylem planı diye yutturmaya çalıştılar. O dönemki siyasal e, e, operasyonlarının unsur haline getirmeye çalıştılar. Ve bunda da bir, bir ölçüde başarılı oldular. Yani e, Hranting, Dink, e, Rahip Santoro ve benzeri cinayetlerle e, işte gayrimüslim düşmanı, demokrasi düşmanı, ordu imajı inşa edildi ve bunun karşısında Hrant e, e, bürokratik temizliği yapabilecekleri darbe davalarına toplumsal destek e, sağlandı. Fakat o yargılama da o yargılama da siyasal amaçlarla güdüldüğünden kadık e, kadük kaldı. 15 20, 15 17 25 Aralık'tan sonra ise bu kez Fetullah e, cinayetini er, e, FETÖ'nün planladığı bağlamında bir dava daha açıldı. O dava halen sürüyor. Ve bu iki dava arasında Hrant Dink'i öldürenlerin aslında bir örgüt olmadığı e, yönünde karar verildi. Bak. O normalde Hrant ama... anlattım size. Hrant Dink aslında o günlerde bir örgüt değil, suç için birleşen bir grubun, bir araya gelen bir grubun gerçekleştirdiği müferrit bir saldırı olarak telakki edildi. Halbuki halbuki o cinayeti gerçekleştiren, o cinayeti planlayan Yasin Hayal 2006 yılında 2005-2006 yılında Trabzon, McDonald's'a Ramazan günü orada çocuklar yemek yiyor, doğum günü kutluyor diye el yapımı bomba atmış biri. El yapımı bomba atmış biri. Hakkında radikal İslami örgütlerden e, işlem yapılmış ve takibat dosyası var. Cezaevinde yatmış, cezaevinde yattığı süreçte İbda Celillerle beraber koğuşta kaldığı ve onlardan etkilendiği yönünde. Raporda, ellerimizde raporlar var. Keza Erhan Tuncel'in radikal unsurlara sempatisi olduğuna dair açık unsurlar var. Ve bunlar ...harperoncukları bünyesinde örgütlenmişlerdi. Şunu söyleyeceğim. Bak bugüne gelelim. Can örgütü varmış. Darbe örgütü varmış. Ee, Mücella Yapıcı'nın örgütü varmış. Duyun, bak herkes söylesin birbirine. Osman Kavala'nın örgütü varmış meğerse. Darbe örgütü varmış. Hiçbir eylemi yokmuş ama varmış yani. Örgütü varmış. Gazetecilerin örgütleri varmış. Barış Pehlivan şimdi içeride ama o daha önce... Başka bir davadan. Ergenekon'da da örgütü varmış diye yattı. Ondan sonra MIT haberinden ötürü örgütü varmış diye yattı. Herkese birkaç bir örgüt birden buldu bu memleket. Bak hani bir zamanlar Ergenekon için denirdi. Sen bile o örgütün içinde olduğunu bilemezsin. Öyle bir gizli örgüt. Bu ülkede bu ülkede öyle bir terörist ve terör enflasyonu var ki. Var ki. Devlet herkese birkaç örgüt birden buluyor. Yani örgüt enflasyonu var. Biri olmazsa diğeri. Şimdi böyle bir örgüt cennetinin olduğu bu ülkede birilerinin örgütü yok. Onlar kim? Hrantink'i öldürenler. Onlar örgüt değilmiş kardeşim. Onlar minferit olarak bir araya gelmişler. Bir suç için birleşmişler. Aslında örgüt değillermiş. Küçücük bir taşla cinayet şebekesiymiş. Şimdi dolayısıyla burada adaletsizlik bu cinayetin öncesi, sırası ve sonrasındaki devletin kurumsal rolünün gizlenmesinde ve aynı zamanda bu cinayetin asli faili olduğunu inandığım e, bağlantıların açığa çıkarılmamasında yatıyor. Yoksa kavgamız ve meselemiz tetikçi o gün Samast'ın bir aparatın e, 3-5 gün eksik yatması 4-5 gün erken tahliye edilmesi meselesi değil. Mesele Türkiye Cumhuriyeti'nde e, bir gazetecinin Ermeni bir gazetecinin görüşlerinden ötürü toplumun önüne atılarak boğdurulması meselesidir ve bunun failleri hesap vermedi. Peki. Aslında... Yani evet bu olumlu. Hakim Bey yani şikayetini geri çekerek Barış Pehlivan'ın da zaten olmaması gerekirten cezaevinden tahliye edilmesine imkan yaratmış oldu. Barış herhalde bugün avukatı Hüseyin Ersoz bir paylaşımda bulundu. Yarın savcılığa başvurulacak, mahkemeye başvurulacak. Dolayısıyla yarın büyük ihtimalle Barış aramızda olacak. Yani Barış gibi bir arkadaşımız üstelik ee, uzatılan korona e, e, koronadan kaynaklı olarak e, cezaevindeki mahkumların e, bir daha içeride kalmaması adına getirilen infaz düzenlemesinden e, yararlandırılmadı. Gerekçe olarak da yazdığı bir yazıdan ötürü hakkında açılan dava gösterildi. Halbuki gazetecilere yığınla dava açılabilir. Dava açılmaması bahane olmamalıydı. Fakat kanundaki bu madde gösterilerek Barış'ın Barış'ın açılan hakkında açılan dava e, onun denetimli serbestliğinin düşürmesine ve e, infaz düzenlemesinden yararlanmamasına yol açtı. Temmuz'dan bu yan arkadaşımız e, cezaevindeydi. Yani işte ayda bir hafta dışarı çıktı ve e, yaklaşık 3-4 aydır e, hayattan koptu, ailesinden koptu, kızından koptu. Ve bunun devlete ne faydası oldu? Yani Barış'ı içeride tutmanın, e, Barış'ın e, yazarak teşhir edeceği, suçların ortaya dökeceği suçlulara faydası oldu. Başka hiç kimseye faydası olmadı. Neyse ki bu hafta telafi ediliyor. Yarında Barış aramıza katılacak. Peki Arsan hocam, şimdi e, ortada e, şu, ortada bir, bir karmaşık durum var. E, bugün e, ben e, birkaç İYİ Parti'lileri daha görüştüm. Bu meselenin aslı nereden geliyor. Yani ilk kaynağı neresi? Bu İyi Parti içindeki kavga e, nelere kadar uzanıyor diye e, e, çeşitli isimler aradım. Onlardan biri de Uğurhan <laughs> Tilaki'ydi. Uğurhan Tilaki eski İyi Parti İl Başkanı e, ve Genel idare Kurulu üyesi. Şu an Genel idare Kurulu üyesi. <laughs> Bahadır Erdem'in çekilmesinden sonra Genel idare Kurulu üyesi oldu. Onun anlatımına göre onun e, Seçimden sonra Uğurhan Tiryaki'nin e, ofisine müdavimi olan İyi Partililer e, Meral Akşener'in bilgisi dahilinde e, adeta yaptırıma uğramışlar. O büronun müdavimi kim? E, Ümit Dikbayır. Uğur Poyraz. Oraya gitmemekle beraber gittiği iddia edilen Adnan Beker ve onunla temas halinde olan her kim varsa bu insanlar bu insanlar Uğur bürosuna gidiyorlar ve Uğur Antilyaki'ye sorduğumuzda o Meral Akşener'in ve İyi Parti Genel Merkezi'nin kendi ofisine gidenleri alternatif bir hizip gibi nitelediğini düşünüyor. Bir hizip merkezi gibi nitelediğini düşünüyor. Ve burada toplanan kişilerin Meral Akşener aleyhine, Meral Akşener'in özel kalemi aleyhine azalınmayacak alınmayacak ifadeler kullandığını iddia ediyor. Hatta şimdi İyi Parti'de yeni dönemde görev alan isimlerden Sedat Aksakallı'nın <laughs> Uğuran Tiryaki'yi arayıp tehdit ettiği ve Meral Akşener'in bilgisi dahilinde tehdit ettiği iddia ediliyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı'nın bizzat Uğuran Tiryaki'yi arayarak tehdit ettiğini ifade ediyorlar. E, tartışmanın bir kaynağı bu. Yani Uğuran Tiryaki'nin Ankara'daki ofisi ve ofisine gidenler Meral Akşener ve Sedat Taksikallı tarafından iddiaya göre bir hizip merkezi olarak görüyorlar. Görülüyorlar ve partinin arkasından, Akşener'in arkasından iş çevirmekle suçlanıyorlar. Birinci boyut bu. İkincisi ise e, üç kişinin bir arada hareket ettiği iddia ediliyor. O kim? Ümitlik Bayır. İkincisi? Uğur Poyraz. Üçüncüsü Adnan Bekir. Bunlardan Ümit Dikbayır için çok ağır iddialar ileri sürüldü. Onlardan biri e, Meral Akşener'in e, para akışını ve banka hesaplarını Meral Akşener'in ailesinin ve özel kaleminin banka e, hesaplarını kurcalattığı iddiası. İkincisi ise İngilizce İyi Parti ve e, özür dilerim İstanbul ve Ankara'daki belediyelerle maddi menfaate girdiği iddiası. Ben, bu benim kulağıma gelmişti ama geçen hafta sal, çarşamba günü Meral Akşener grup toplantısında isim vermeden doğrudan e, Ümitlik Bayır ve iddia göre Uğur Poyraz'ı kastetti ve onlar hakkında sert bir konuşma yaptı. Özellikle Ümitlik Bayır için e, en yakınımdaki kişiler ifadesi kullanarak cebellezi yapmak ve benzer ifadeler Kullandı ve onları bu partiden temizleyeceğim dedi. Ben bu konuşmadan sonra ertesi gün yazdığım yazıda İyi Parti'de kazan kaynıyor. Meral Akşener, e, e, Poyraz ve Dikbayır'a kapıyı gösterdi diye konuyu, kalemi aldım ve olay patladı. Şimdi e, Ümit Dikbayır benim yazımdan sonra İyi Parti Disiplin Kurulu'na ve e, İyi Parti'nin meclis grubuna başvurarak beni araştırın dedi. Bir haftadır ses çıkmadı. Önümüzdeki hafta Ümit Bayır başka bir hamle yapacak. Hakkındaki iddiaların incelemesi için savcılığa başvuracak ve dokunulmazlığın kaldırılması için meclise dilekçe verecek. Ee, ben bu işin peşini bırakmam diyor. Ve e, önümüzdeki hafta ya da onu takip eden hafta ben Ümit Bayır'ın da ayrılabileceğini düşünüyorum. Yani bundan sonra bir istifa daha olursa o da Ümit Bayır olur. Öyle zannediyorum. Çünkü çok kırgın ve öfkeli. Ümit, e, Meral Akşener aramadığı için de kızgın ayrıca. İkinci kişi... Kast edilen ikinci kişi e, Uğur, Uğur Poyraz. Uğur Poyraz Poyraz'a atledilen suçlama da Uğur Tiryaki'nin ofisinde e, Meral Akşener'in özel kaleminin e, işte aile hayatına dair ağır konuştu ya da şahsına dair aile hayatına dair ağır konuştuğu iddiası. Meral Akşener'in arkasından iş çevirdiği iddiası ve e, AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun e, temayül okulamasında önde çıkması için aracılık ettiği iddiası. Ee, ve tabii ben bunu yazdım. Ee, Akşener Uğur Poyraz'ı Uğur Poyrazı ilgili iddiaları yalanlamadı. İYİ Parti yalanlamadı. Fakat ne oldu? Akşener herhalde Uğur Poyraz'ı dik bayırdan biraz ayrı tuttuğunu gösteremek için ertesi gün 10 Kasım törenlerine götürdü can, e, Anıtkabir'e. Sonra partiye e, parti binasındaki sohbeti çağırdı. Hani ben seni onunla bir tutmuyorum demek istedi. Ama ee, Uğur Poyraz'ın beklentisi benim yazdığım yazının kamuoyuna yalanlanması. Çünkü henüz yalanlanmadı. Orta yerde duruyor. Uğur Poyraz da kırgın. Ümitlik Bayır giderse ardından Uğur Poyraz da eğer onunla ilgili bu özür dilenmez ve durum düzeltilmezse o da bence bir yol ayrılığı aşamasına gelebilir. Bir diğer kişi, bana söylenen bir diğer kişi Adnan Beker'di. Ben zaten bugün yazında onu yazdım. Yani Adnan Beker'in Akşener'le arasının bozuk olduğu itham edildiği görüşmetlerini yazmıştım. Nitekim bu sabah o da istifa etti. Ben dün onu aradım aslında. Çünkü dün grup toplantısına gitmeyen iki milletvekilinden biri oydu. Biri dik bayırdı, biri Adnan Beker'di. Grup toplantısında görmeyince onu aradım. Ara Açmadı telefonu. Bugün de aradım, bugün de açmadı. E, telefonu da çıkmıyor. E, benim duyduğum kadarıyla AK Parti gidebilir. Yani, bir bir, Adnan Beker. Birkaç ay önce Beker. de sanki evet. konuşuluyordu bu konuda. AK konu, Parti'ye gidebilir. Bekir. Bir diğer isim Tabi Cihan Paçacı ismi. Ben Cihan Paçacı'yı aradım. Cihan Paçacı, Meral Akşener'in Cihan abi dediği bir isim. Hatırlarsanız ben pazartesi akşamı burada anlattım. Cihan Paçacı ile iki aydır görüşmediklerini anlattım. Cihan Paçacı'nın divan dışında bırakıldığını anlattım. Halbuki onu Cihan abi diye ayrı bir yere koyuyordu. Sonra ben çarşamba sabahı burada grup toplantısı olduğu gün gene bahsettim Cihan Paçacı'nın durumundan. Ee, ve e, ardından da yayından çıktım ve ee, Cihan Paçacı'yı o gün ya da ondan bir önceki gün aradım. O da doğruladı. Meral Akşener'le iki aydır görüşmediklerini, Meral Akşener'in ona aramadığını, partideki dedikodu kazanından rahatsız olduğunu duydum. Dahası o ifade etmedi ama ben şunu biliyorum. Cihan Paçacı'nın rahatsızlıkları şunlar. Birincisi, hem Cihan Paçacı'nın, hem Ümit Bayır'ın, hem Uğur Poyraz'ın, hem ee, Adnan Beker'in, özellikle bu dördünün içinde olduğu grubun temel rahatsızlıkları var. Onlardan bazıları şunlar. Aynı zamanda İyi Parti'de 17-24 Mayıs'tan bu yana kaynana, kaynayan kazanın da temel nedenleri bunlar. Biri şu, seçim döneminde milletvekillerinden adaylık karşısında yüksek paralar alındı iddiası. 1 milyon TL civarında her bir adayda. Kişi başı. Evet, bazı millet, bir İstanbul milletvekilinin ve bir bir Doğu Anadolu'daki bir milletvekilinin adı böyle geçiyor. <laughs> Bu birincisi. İkincisi Meral Akşener'in özellikle genel idare kurulu, yani kurultaydan sonra, pardon seçimden sonra yapılan genel idare kurulu toplantısında görev değişimi oluyor. Ve orada Ümitlik Dikbayır, ana kadar mali işlerden sorumlu olan Ümitlik Dikbayır'ın yerine gelen yetkili, partinin kasasında eksi 13 milyon lira olduğunu söylüyor. Yani 13 milyon açık verildiğini söylüyor. Bunun üzerine Ümit Dikbayır ben işte 130 milyonla teslim ettim. Benim suçluyorsunuz diyor. Ve orada da bir para kaynaklı bir tartışma ve gerilim doğuyor. Bu ikincisi. İki, üçüncüsü işte bu Uğur ofisinde buluşan grubu Meral Akşener herhalde bir hizip hareketi olarak görüyor. Arkasından iş çevrildiğini düşünüyor. Ve bu nedenle partinin parti binasında herkesin duyacağı şekilde bir yerde defolup gitsinler diyor. Ve bu hepsinin kulağına gidiyor. Bundan ayrı olarak Cihan Paçacı hakkında da Cihan abi beni yanılttı dediği söyleniyor ki Cihan Paçacı da yani bunu kendisinin de duyduğunu bana ifade etti. Ama dün ben yayında dün Ebru Baki'nin yayında bu durumu anlattım. Grup toplantısı bitince Meral Akşener Cihan Paçacı'yı aramış. Yani Herhalde benim de söylediklerim ona gitmiş olmalı ki aramış. Ee, Cihan Paçacı ile ilgili şimdilik bu duruma müdahale etmişler. Anladığım kadarıyla. Ama ortada bir bu boyut var bir de şu boyut var. Ee, hem benim gördüğüm, konuştuğum ve gördüğüm kadarıyla e, Bahadır Erdem ve Ümitlik Bayır hem de duyduğum kadarıyla e, Cihan Paçacı her ne kadar partinin genel ideale kurulu ayrı aday çıkarma yönünde ittifakla ağır bir çoğunlukla karar almışsa da bu isimler, bu isimlerden bir kısmı ayrı aday çıkarmaya, bir kısmı her yerde ayrı aday çıkarmaya karşı. Örneğin Ümit bayır diyor ki ben Ankara ve İstanbul'u 4 yıl boyunca Sakarya'da anlattım. Şimdi ne diyeceğim? Ve bu belediyelerle biz yani tamam merkez üzerine ittifak yapmazdık ama illere bırakabilirdik. E şimdi mesela diyor ki yani eğer bu belediyelere muhalefetin elinde olmasaydı, millet ittifakının elinde olmasaydı Cumhuriyet Bayramı bu kadar coşkulu kutlanır mıydı? Haklı bir soru. Bahadır Erdem o doğrudan ittifak politikasına itiraz ediyor. Grup karar alırken de itiraz edilmişti. Şimdi de itiraz ediyor ve başını aldı gitti. Benim duyduğum kadarıyla Cihan Paçacı da karşı çıkıyor. Cihan Paçacı hatta ayrı girmeye de karşı çıkıyor. Çünkü bu seçimde partiyi sınamanın hata olduğunu düşünüyor. Eğer diyor biz tartıya çıkarsak %7'nin altına düşmemiz halinde partiyi bir arada tutmakta zorlanabiliriz diyor. Bir çehresi de bu şimdi. Ben bu aşamadan sonra e, Meral Şener'in e, işte e, işte Cihan Paçacı'ya belki partide tutma yönünde gayret gösterebileceğini ama ümitlik bayır açısından e, müdahale etmeyeceğini düşünüyorum. Ümitlik bayırın gitmesini istiyor. Yani ona git diyor. Ona git diyor. Yani kapıyı gösteriyor. Ümitlik bayır da durmayacaktır. Bana öyle geliyor. Bir iki hafta da ayrılır. Uğur Poyraz'ı Ümitlik Bayrağı'dan ayırdığını göstermeye çalışıyor ama bence o da bir vadede ayrılır. Çünkü kırgınlığı sürüyor ve telafi edilmedi. Bu yaprak dökümüne yenilereklenecek. Şu an kamuoyunun bildiği isimleri konuşuyoruz. Mesela bugün bir kişi daha istifa etti. Mesut Yılmaz. Antalya Milletvekili adayı. Bir mülk idare amiri. Kimse bilmiyor. Halbuki Meral Akşen önemsediği bir isimdi. Bak bir isim daha söyleyeceğim. Kamuoyu az tanıyor ama İYİ Parti için çok karakteristik bir insan. Ayhan Herhal. duydunuz mu? Ayhan, Herhal. Ayhan Herhal, eski Ayhan Aksaray milletvekili. Ayhan Erel, MHP'den ayrılık sürecinde, yani Meral Akşener ve arkadaşlarının kurultay sürecinde avukatıydı. Ve ayrılırken, o kurultaydan sonra Meral Akşener'le ayrıldı, Aksaray'da milletvekili seçildi. Dün attığı tweette, artık gitmek zamanı diyor, Ayhan Erel de gidiyor. Dolayısıyla Meral Akşener'in ümitlik bayırın deyimiyle, öfkeyle, sinirle, intikam hırsıyla Partiyi Bu arada yönet Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Aslan da istifa ettiğini açıkladı 2 saat önce. Bana iller düzeyinden de geliyor. Mesela bir sürü evet, tabii. ilden, Afyon'dan, Rize'den, oradan, buradan istifa mesajları geliyor ama ne kadar e, e, yani etki eder bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Mesela Ankara İl Başkanı Faruk Bey, Faruk Köylüoğlu Mansur Yavaş karşısında adaya çıkarma itiraz ettiği için gitti. Mesela Sakarya İl Başkanı Ümitlik Bayır'a uyumlu olduğu için, beraber hareket için istifa ettirildi. Mesela Murat'i de ki Meral Akşener'in 7 yıldır yanında Tabii. silah gibi ayırmıyor. Kurulduğu günden beri Murat gece gündüz beraber de onunla Murat İde'yi bir sabah vakti, Rütük üyesi olmayı beklerken Tabii. kapının önüne koydular. Üstelik Meral Akşener o gün bugün aramış değil, konuşmuş değiller. Meral Akşener onu çağırıp yolunu ayırdığını söylemedi. Sedat Aksakallı üzerinden evet, Aksakallı e söylemiş. onu gönderdiklerini bildirdiler. Murat İde de fevkalade kırgın. Murat İde'nin suçu da iddiaya göre bu büroya gidip gelmesi bu büroya gidip gelmesi ve e, Ümitlik Bayır ve e, Uğur Poyraz'la ilgili iddialara yüz vermemesi. Şimdi böyle olunca e, Ümitlik Bayır diyor ki yani Meral Akşener'i eleştirerek parti sinirle öfkeyle intikamırsız yönetilemez diyor. E, Meral Akşener'de anladığım kadarıyla partide kendisi karşısında hizip olduğunu düşündüğü bu grubu tasfiye etmek istiyor ve aynı zamanda artık İyi Parti'de e, ittifak yapalım Ankara ve İstanbul'da aday çıkarmayalım sözünü duymak istemiyor. Bunu herhalde bunu bu sözü de bu sözü sarf edenleri de yani öfkeyle bileniyor öyle anlıyorum. Bunun sonunda e, partide biraz daha dökülmeler olacaktır. ülkücü öze doğru daralabilir o parti. Ülkücü ve milliyetçi öze doğru daralabilir. ve Öyle da bu haliyle zaten Meral Akşener grup son, toplantısı son grup toplantısında sağcılık ve milliyetçi vurgusunu da altını çizdi. seçime Bu haliyle yerel seçimlere girebilirler. aday çıkarabilirler. Bazı illerde bazı adayların adanılıyor. Ankara ve İstanbul'da da da çıkarabilirler. Ben e, görüşümü tekrar edeyim. Benim bu sözlerimden iyi Partililer rahatsız oluyorlar. Hatta bir şey söyleyeceğim. Önce görüşümü söyleyeyim. Yani yüzde ben bu haliyle benim öngörüm, belki yanılabilirim de ama öngörüm şu. İyi Parti bu haliyle e, Ankara, İstanbul ve büyük şehirlerde aday çıkarırsa genel seçimde altı, aldığı oyun altında kalır. İyi Parti'nin 14 Mayıs'taki oyu 5.2 milyon. Bu oyun 3'te biri 1.7 milyonu İstanbul, Ankara, İzmir'den geldi. Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı, Eskişehir, Muğla Tekirdağ saymıyorum. Bunlara da kattığında %50'yi bulur. Bu şehirlerin seçmenleri muhafazakar şehir Anadolu insanı gibi değil. Bu, bu ülkelerde, bu şehirlerde özür dilerim, bu şehirlerde seçmenler AK Parti karşıtlığıyla motive oluyorlar. Dolayısıyla AK Parti adayı karşısındaki en güçlü muhalif adayı kimse ona yüzlerini dönüyorlar. CHP'liler de biraz böyledir. Bu nedenle İyi Parti'nin seçmenleri İstanbul ve Ankara'da zaten kendilerine yakın buldukları ve güçlü gördükleri iki adaya yönelebilirler. Bu İyi Parti'nin oyunun genel seçiminde çok altına inmesine, belki barajın altına inmesine yol açabilir. Barajın altına, %7'nin altına düşmüş İyi Parti seçmenini bir arada tutamaz. Hatta Meral Akşener de kendini koltuğunu kendi koltuğunu korumakla zorlanabilir. Yerel seçimden sonra İyi Parti'den MHP'ye yol olur. Şimdi ben bu görüşümü bu görüşlerimi ifade ediyorum. İyi partiler rahatsız oluyorlar. Bazı iyi partiler şöyle düşünüyorlar. Partimiz operasyon. Kardeşim operasyon. Biz ben gazeteciyim. Ben sizi hoşnut etmek zorunda değilim. Ben gördüğümü söylüyorum. Duyduğumu söylüyorum. Hangi hangi bilgi bana eleş, erişmiş ulaşmışsa onun taraflarıyla birebir konuşarak bir kişiyle değil birden çok kişiyle konuşarak bunu aktarıyorum. Partiniz partinizi sakınıyorsanız anlıyorum sizi. Partinizin başarılı olmasını istiyorsanız bunu yazana niye fatura bek kesiyorsunuz ki? Ümit Dikbayır'a grup toplantısında adını anmadan Meral Akşener kapısı, kapıyı gösteriyor. Bu e, e, kapıyı gösteriyor da bir gazeteci bunu yazmıyorsa gazeteci de kapağı bulunur. E, e, Ümit Dikbayır genel başkanının banka hesaplarını kurcalatmakla suçlanıyor da bunu duyan gazeteci yazmıyorsa o gazeteci işinden atarlar kardeşim. Yani bu ülkenin önemli muhalefet partisinin lideri kendi en yakını tarafından, akrabam dediği insan tarafından banka hesaplarını kurcalatmakla suçlanıyormuş. Ya bunu yazmayacak mıyız yani? Ee, bir operasyondur tutturdular. Kurultaya kadar CHP'nin Kılıçdaroğlu yanlıları aynı şeyi söylüyorlardı. Partimiz operasyon, partimiz operasyon. Ee, şimdi o gibi o bitti. Akşener yanlıları bunu söylüyor. Yani e, siyasi e, İyi Parti taraftarlarına daha aklısırın davranmalarını tavsiye ederim. Kimin hakkında ederim. konuşsak diğer tarafı ee, diğer Uğur tarafın adamları saldırıya geçiyor. Uğur Poyraz'ın da Cihan Paçacı'nın da eee söyleyeyim e, Adnan Bekir'in de istifa aşamasına gelmesinin sorumluları bunu yazan gazeteciler değildir. Adnan Bekir de ben mi istifa ettirdim bugün? Ben mi yazdım diye mi istifa etti? Peki. Ersan Hocam siz neler söyleyeceksiniz? İstifanın devamı gelir mi? İstifaları neler oluyor İyi Parti'de? Yerel seçimlerde yaklaşıyor. Bu arada hocama geçmeden Uğur Tiryaki mesaj attı. Onu da söyleyeyim. Uğur Tiryaki, Uğurhan Tiryaki diyor ki İsmail Bey benim ofisimde bunların yapıldığı sizin de söylediğiniz gibi sadece iddiadır. Bunları yalan, bunların tamamı yalan ve iftiradan ibarettir. İddialı e, ibarettir. Açıklığa kavuşturulmasını beklediğimi belirtmek istiyorum. Bunu da belirtirseniz mutlu olurum diyor. Uğurhan Tiyatik'in de açıklamasını da söyleyeyim. Ya yani şu an Genel İdare Kurulu üyesi ve eski Ankara İl Başkanı. Peki. Duyduğum kadarıyla, tabii ben geçen hafta yazmıştım, Yavuz Aralıoğlu yerel seçimden sonra parti kuruyor ve siyasi hayata e, katılacak. Ve duyduğum kadarıyla e, Ersan Hoca'yla da bir görüşme yapmışlar. Ersan Hoca'nın e, Yavuz Ağaralioğlu'na e, prensipte evet dediğini duydum. Beraber siyaset yapabileceklerini duydum. Doğru mu diye soruyorum kendisine. Buyurun hocam. Bir cümle kısaca vereyim. Sayın Yavuz Ağaraylıoğlu sevdiğim bir insandır. İyi bir Türk milliyetçisidir. Görüştüğümüz doğrudur. Kendisi eğilim yoklaması yapmakta. Şu anda kurduğu bir parti veyahut da henüz onun adımlarını attığını duymadım. Eğer bir çalışma ortamı, birlikte hareket etme imkanı olursa bunu değerlendirebileceğiz. Bakacağız önümüzdeki zaman. O zaman ben Türk milliyetçilerinin, Atatürk milliyetçilerinin Mümkün olduğu kadar yurtseverlerin bir cep altında toplanmasını dileyenlerdenim, isteyenlerdenim. Bunun bu ülkede olabileceğini düşünüyorum. Mümkündür. Bu ülkeyi seven, bu milleti seven insanlar. Yavuz Bey'e de görüşmemiz olmuştur. Ee, konuştuk. Bazı Hocam seyirciler de yazıyor. Ersan Şen'den İyi Parti Sözcüsü olur yazmışlar bakın. Niyetlendi de olmadı işte. Yok İYİ Parti'nin sözcüsü olmak. Hayır İYİ Parti'nin de değil, İYİ Parti sözcüsü olarak İYİ, iyi olur diyorlar. Ha, 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 ha. Yani İYİ Parti e, için de sadece, işte. sadece geçmiş zaman tekrar söylüyorum. Sayın Akşener ee, o masadan kalktıktan sonra bir karar verdi. O karar çerçevesinde A, B, C şahsı da olabilir. Keşke o attı adım peşinden gitseydi şu anda çok daha güçlü bir konumda olurdu şu anda kavgaların sebeplerini değişik de adlandırabilirsin. Seni de dinledim uzun uzun anlattın işte milletvekiller buradan. bunlar olacak bu hesaplaşmalar. Çünkü kaybediyorsunuz. Kaybettiğiniz zaman mutlaka birileri birilerini itham edecek, bedel ödenecek. İyi Parti de biraz gecikmiş oluyor şu anda. O gerçekleşen o. Umarım parti olarak çok fazla yıpranmazlar. Önce şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu İslam Ankara'da bir vakfın başına geçiyor. İkinci yüzyıl vakfı olduğu ifade ediliyor. Bu vakfı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan Müslüm Sarı'ya kurdurduğu ifade ediliyor ve şimdi o vakıfta faaliyetlerine başlayacak. Hatta başladı, yer tutuldu, başladı. O vakfın İstanbul Şubesi'nin de açılacağı belirtiliyor. Benim duyduğum kadarıyla Kurultay'da Kılıçdaroğlu'yla hareket edip kaybeden tarafta olan milletvekilleri, aktif milletvekilleri, PM üyeleri, ona destek veren partililer, akın akın Kılıçdaroğlu'nun işte vakfına gidiyormuş. Onunla beraber vakit geçiriyorlar. Herhalde partideki meseleleri ele alıyorlar, tartışıyorlar. Bu da bir ölçüde doğaldır anlayabiliyorum. Zaten Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmiş olsa da ona destek verenler nezdinde hala lider vasfını koruyabilir. Yani bu bunda eleştirecek bir taraf yok. Fakat bu tabii benim gördüğüm kadarıyla CHP aslında belli problemler yaratabilir. Ona dikkat et, dikkat çekmek isterim. Bunlardan biri şudur. CHP'de iki merkezli bir durum doğabilir. Kurultayı kazanan Özgür Özel ve İmamoğlu bloğu, kurultayı kaybeden Kılıçdaroğlu bloğu. Bu aynı zamanda yani kurultayda birbirine yakın sonuçlar çıktığı için biri 680 öbürü 660 gibi ortadan ikiye bölündüğü için Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri 60 civarında. Varsa il başkanları vardır. il başkanları ve diğer partideki e, partinin diğer yarısı e, e, parti meselelerini Kıstaroğlu'nun bürosunda tartışmaya başlayacaklardır ki bu da e, fiili bir bölünmeyi beraberinde getirir. Partide ikinci bir gölge merkezi beraberinde getirir. Bu onlar açısından sağlıklı bir durum değildir, onu söyleyeyim. İkincisi e, bu bakımdan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önlem alması gerekir. Yani Kılıçdaroğlu'na geçmişte ya da bugün destek vermiş e, siyasetçilere, milletvekillerine, PM üyelerine e, e, karşı e, kapsayıcı olmaları gerekir. Onları e, MYK'da daha çok değerlendirebilirlerdi, PM'ye alabilirlerdi. Parti faaliyetlerinde onları vitrine koyarak, onların görüşlerine yaranarak yol almalılar. Yani e, Kılıçdaroğlu ayrılmış da olsa partinin 13 yıllık genel başkanıydı. Bugün onu yenenlerin de genel başkanıydı. Dolayısıyla ona karşı sempatinin olması doğaldır. Onu geri dönmesini istemek de doğaldır. Bu da haktır. Bütün bu vasıf, bütün bu ruh halleriyle beraber o düşüncedeki milletvekillerinin, CHP'lilerin CHP bünyesi içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Bir ayrımcılık hissiyatının oluşmaması gerekir. Bu bakımdan CHP yönetimine büyük bir ödev düşüyor. Hem partiyi yönetmek hem de partinin diğer yarısını, parti faaliyetlerine katmak vitrine koymaları gerekiyor. Onu vurgulamam gerekir. Ancak diğer taraftan şunu gözlüyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu yapılanma bir tür e, revanş e, hissine de sahip. Yani Özgür Özel'e muhalifler, Özgür Özel'e yenilmişler ama genel başkan görmüyorlar bir kısmı ve parti mevcut önerileri devam ediyor. Evet ya, ne yapacaklar ki döve döve geri alamadıklarına göre yani yenilmişler ama onu genel başkan olarak içselleştirememişler ve bir rövanş arayışındalar. O rövanş da ne muhtemelen yerel seçim, yerel seçim olacak. seçim Yani mutlaka. yerel seçimde olası bir kaybı İstanbul'da ya da başka şehirlerde <laughs> olası bir e, kaybı e, bu rövanşın e, gerekçesi yapılacaklar. Ve partiyi bir olağanüstü kurultaya taşıma arzusu e, içindeler. Bunu görüyorum, bunu gö görebiliyorum. E, ve bazıları var ki partinin yerel seçimde başarısızlığa uğramasını artık temenni İstiyorum eder abi. hale gelmiş. Temenni ediyorlar. E, ve bunu sosyal medyada da yazıyorlar. Ama önce şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu sorumluluk sahibi bir lider olarak, CHP'nin geleceğini düşünen bir lider olarak etrafındaki bu kişilere izin vermemeli. Yani e, kendi etrafında toplanan insanların, daha çiçeği burnunda bir haftadır CHP Genel Başkanı'nda oturan Özgür Özel'in ya da ona destek veren İmamoğlu'nun yerel seçimde ayağının tökezlemesini temenni edecek insanların kendi etrafını sarmasına izin vermemeli. E, CHP'yi geri alacağız diye İstanbul'u veren, İstanbul'u vermeye e, hazır Ankara'yı gözden çıkarmış. T insanlar yarın Türkiye'yi gözden çıkarırlar. E, ben seçimden önce söylüyordum. Bunlar için o kişileri kastederek CHP'yi ellerinde tutmak için İstanbul'u verirler diyordum. Şimdi olacak. Şimdi e, o kişilerden o, o, o çevrede Kılıçdaroğlu'nun çevresinde toplananlardan bazıları ya da o bazı her hepsini söylemiyorum. Haksızlık etmeyeyim. Bazıları e, yerel seçimleri yerel seçimlerde bir başarısızlığı temenni ediyorlar. E, CHP'nin İmamoğlu'nun kaybetmesini istiyorlar. Ve İmamoğlu'nun kaybetmesi için çalışacaklar. Bazıları çalışmaya başladı biliyorum. Ee, Ankara'nın kaybedilmesini istiyorlar. Böyle olsun ki Özgür Özel yönetimi devrilsin ya da onu devirecek bir olağanüstü kurultay süreci ateşlensin ve revanş alınsın istiyorlar. İlk karnesi olumsuz. Bu birinci, olsun ikincisi bak bunun somut adımlarını ben görüyorum. Ee, birkaç gündür izliyorum sosyal medyada. Kendisini Kılıçdaroğlu'na hatta Sarıgül'e konum yakın tutan, gösteren bazıları Kılıçdaroğlu ve Sarıgül böyle insanlar değillerdi ama kendilerini Kılıçdaroğlu'na ve Mustafa Sarıgül'e yakın gösteren bazıları açıktan açıkça Ekrem Imamoğlu karalayarak evvela onu Ekrem Imamoğlu karalayarak mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karalayarak Özgür Özel'in parti meclisi ve MK üyelerini karalayarak açıkça propaganda savaşı yürütüyorlar. Kendi belediye başkanlarına, genel başkanlarına ve PM ile hakaret ediyorlar iftira atıyorlar. Ve bunların hepsi birer parti suçudur. Ve e, sosyal medyada kurdukları e, gruplara Melik Gökçe'yi davet ederek Melik Gökçek'le beraber CHP karşıtı propaganda yapıyorlar. Bu ibretlik bir durumdur. İçler acısı ve ibretlik bir durumdur. Ve bu kişilerin söyledikleri, yazdıkları e, iktidar yanlısı medyada CHP ve e, İmamoğlu ve Özgür Özel aleyhine gün boyu kullanılıyor. Bunlar açıkça söylüyorum CHP'yi ellerinde tutmak adına İstanbul'u ve Türkiye'yi vermeye gönüllü insanlardır. Zaten CHP bu yüzden iktidar olamadı ve olamıyor da. Ve daha acı bir şey var. Görüyorum. Maalesef çok acıdır ki buna şahit olmaktan da artık hicap duyar hale geldim. Değerli sevgili Alevi yurttaşlarımızı mevcut CHP yönetimine Özgür Özel'e ve İmamoğlu'na karşı açıkça kışkırtan bir dil tutturdular ve bunu oynamaya çalışıyorlar. Ee, Alevilerle CHP'nin arasına girmeye, Alevileri CHP'den uzaklaştırmaya, mümkünse onları İstanbul seçiminde İmamoğlu'na oy verdirtmemeye dönük kışkırtıcı bir rol üstlenmiş durumdalar. Ben biliyorum ki e, e, sevgili değerli Candan Aziz Alevi vatandaşlar buna yüz vermeyeceklerdir. Bu e, bu, bu kampanyayı püskürteceklerdir. Ama bir Sosyal Demokrat Parti'nin inanç, kimlik temelli bir Sosyal Demokrat Parti'nin e, tabanının, seçmenlerinin, yöneticilerinin inanç, kimlik, mezhep, meşrep temelli kışkırtılması süreci e, e, çok açıkça bir tuzak olarak kuruldu ve işletilme, işletilmeye çalışılıyor. Bütün bunları kayda geçirmek istiyorum. Peki. Çünkü e, ben biliyorum ki e, e, Sayın Kılıçdaroğlu ve onunla beraber hareket eden sorumluluk sahibi insanlar, buna izin vermeyeceklerdir. Peki. Etrafında bu türden çıkar şebekelerinin toplanmasına ve kampanya yürütmesine izin vermeyeceklerdir. Bu arada kırsal bazı rahatsızlıklar olduğunu duyuyorum. Bir iki cümleyi toparlarsak e, İsmail yani, çevresinde de. bir arada geldiği çeşitli milletvekilleri ve PM üyelerine bazı rahatsızlıkların olduğunu söylemiş. Onu da duyuyorum. Onlardan biri işte mevcut CHP yönetiminde İstanbul ağırlığının olduğundan İstanbul İstanbul Belediyesi ağırlığı olduğundan yakınıyormuş. Ee, ve e, kurultay sürecindeki e, işte e, kurultay sürecindeki e, ikna ediş süreçlerine dair eleştirilerin olduğunu söylüyormuş. Bunu da kayda geç. Peki.